Takvim yaprakları 22 Mayıs 1919'u gösterirken İstanbul'un havası fırtınalı ve yağmurludur. Fakat ne fırtına ne de yağmur halkın Kadıköy'de toplanmasını engelleyemez. Kadıköy Belediyesi'nin önündeki meydana kurulmuş kürsüden gencecik bir kız alabildiğine gür sesiyle gök gürültülerine rağmen kalabalığa doğru haykırır. "Ya Rabbi! Ben burada bulunan kardeşlerime değil, ilk evvel sana hitap ediyorum. Vatanın felaketi karşısında bir genç kızın feryadını dinle. Bu ağlayan anneler şehitlerin anneleri. Bu boynu bükük genç kadınlar fedakarların zevceleri. Şu hıçkıran yavrular askerlerin yetimleri değil mi? Galipler, size hitap ediyorum. Eğer bu mücadeleniz insanları mesut etmek içinse... Biz de insanız. Ey tarihlerinin kara günlerini yaşayan sizler, size hitap ediyorum. Milletler için kara günler olabilir. Fakat artık yok olmak yoktur. Yeniden dirilmek vardır. Tarihin sayfalarına adını yazdıranlar var olmak şerefine mazhar olmuşlar demektir. Milletimizin yok edileceğine inananlar aldanacaktır. Ben hürriyeti gasp edilmiş bir milletin kızı olarak istiklalime nasıl yürüyeceğimi söyleyeceğim. Efendiler, az söylemek çok iş görmek zamanı gelmiştir. Biz yalnız ağlıyoruz. Ağlamakla kazanılacak hak, hıçkırıklarımızı işitecek kalp yoktur. Teşkilat yapmak, nihayet işe başlamak lazımdır. Kadıköy Meydanı'ndan yaklaşık 20 bin kişiye seslenerek hiç vakit kaybetmeden bir an önce direnişe geçmek lazım diyen bu genç kız, Darülfünun öğrencisi Münevver Saime Hanım'dır. Sonradan Asker Saime adını alacak olan üniversiteli Münevver Saime Hanım. İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi tüm yurtta bomba etkisi yaratmıştır. Başta İstanbul olmak üzere tüm yurttan işgali protesto eden sesler yükselmekte, ülkenin her yanına yayılan mitingler birbirini izlemektedir. Ülkenin aklı başında tüm aydınları bu haksız işgal karşısında ne yapılması gerektiğini konuşmaktadır. Darülfünun'da 17 Mayıs 1919 tarihinde öğretim üyeleri tarafından yapılan toplantının ardından erkek ve kadın bütün öğretim üyeleri 21 Mayıs'ta yeni bir toplantı daha düzenlemişlerdir. İzmir'in işgali karşısında ortak bir tavır sergileyip İzmir ve çevresinin Türk vatanının bölünmez bir parçası olduğunu anlatmak için bir toplantı daha yapmayı gerekli görmüşlerdir. Bu toplantıya memleketin işgali karşısında üzüntüyü yüreğinde hisseden bütün öğretim üyeleri davet edilmiştir. 19-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fatih'te, Kadıköy'de ve Üsküdar'da ard arda mitingler tertiplenmiş. Bu mitinglere 30 bin ile 200 bin kişi arasında katılım olmuştur. İstanbul protesto mitingleriyle adeta kaynamaktadır. Bu mitinglerde direniş rüzgarları esmektedir. Protesto mitinglerinin düzenlenmesinde Kadıköy Fukara Cemiyeti hanımları ve Darülfünun öğrencileri aktif rol oynamışlar. Özellikle tıbbiyeli gençler büyük çaba göstermişlerdir. Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Halide Edip, Şüküfe Nihal, Zehra Hanım, Hayriye Melek Hanım ve Münevver Saime Hanım, halkı düşmana karşı milli mücadeleye çağıran konuşmalar yaparak milli bilincin uyanmasına büyük katkı sağlamışlardır. Kadıköy'deki miting bir gün önceki gazetelerde duyurulmuş ve böylece işgale karşı duran tüm İstanbul halkı mitinge davet edilmiştir. Mitingin haberini gazetelerden öğrenen halk 22 Mayıs günü Kadıköy Meydanı'nı hınca hınç doldurur. Haksızlığa karşı tek yürek olan halk sesini cihana duyurmaya çalışır. Öyle bir kalabalık vardır ki o gün koca meydan yukarıdan bakıldığında simsiyah dalgalanan bir denizi andırmaktadır. Bu kalabalığın büyük bir kısmı kadınlardan oluşmaktadır. Binlerce kadın o fırtına ve o yağmurun altında ellerinde şemsiyelerle dimdik durmaktadır. Kimisinin kucağında çocukları vardır. Kim bilir, belki de o çocukların geleceği için, çocuklarını vatansız bırakmamak için,
Türk milletinin, Türk çocuğunun esir yaşayamayacağını bildikleri için o gün fırtınaya rağmen o meydanı boş bırakmamışlardır. Münevver Saime Hanım'ın dediği gibi söylemek ve ağlamak artık yetmemektedir. Bir an önce işe başlamak gerekmektedir. Silahlı düşman ordusuna karşı silahlı direnişe geçmekten başka çare kalmamıştır. Ama ne doğru dürüst bir ordu ne de yeterli silah vardır. Dahası halk yıllardır bitmeden, tükenmeden sürüp giden savaşlardan bıkmıştır. Yeni bir savaş daha istememektedir. Yorgundur, yoksuldur, umutsuzdur. Kimileri gaflet, kimileri dalalet, kimileri ise hıyanet içindedir. Öte yandan işgalle birlikte direniş de başlamıştır. Kuvayi Milliye'nin çoban ateşleri yer yer dağlarda yanmaktadır. Artık başka gidilecek yol kalmamıştır. Halkını çok iyi tanıyan, Türk milletinin asla esir yaşayamayacağını çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa'nın birkaç ay sonra Sivas'ta ilan edeceği gibi parola tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm demekten başka çare yoktur. Henüz Amasya genelgesine, Erzurum ve Sivas Kongresi'ne günler vardır ancak meydanlarda olgunlaşmakta olan fikir aynıdır. Ya istiklal ya ölüm. Kadıköy Meydanı'nda Münevver Saime Hanım'ın yaptığı konuşma halkın büyük ilgisini çeker. Oysa İstanbul umutlu vatanseverlerin düşmanlarıyla doludur. Ve o gün o kürsüden bütün olumsuzluklara rağmen hala ümidin olduğunu ifade eden Münevver Saime Hanım Kadıköy mitinginden hemen sonra tutuklanır. Casuslar her yerdedir. Öte yandan direnişçiler de örgütlenmeye başlamıştır. Münevver Saime Hanım kurtuluşu Anadolu'da aramak gerektiğini görür ve direnişçilerin gizli örgütüyle temas kurarak Anadolu'ya kaçar. Milli mücadeleye katılır ve ordu hizmetine girer. O günden sonra Darülfünun öğrencisi yani üniversiteli Münevver Saime Hanım'ın adı Asker Saime olur. Asker Saime Anadolu'ya geçtikten sonra Batı cephesinde özellikle de istihbarat alanında çok önemli çalışmalar yapar. İzmit'e başarılması zorunlu bir göreve gönderilir ve bu görev sırasında baskına uğrayıp sol kalçasından yaralanır. Her şeye rağmen canı pahasına görevini başarıyla tamamlayarak İstanbul'a döner. Asker Saime her zaman çalışkanlığı ve cesaretiyle bilinen kahraman bir Türk kadını olarak tarihe geçer. Cephe ve cephe gerisinde gösterdiği üstün cesaretten dolayı İstiklal Madalyası'na layık görülür. Kalbi her zaman vatan sevgisiyle atan, vatanı için gözünü budaktan sakınmayan milli mücadele kahramanlarımızdandır. Savaş bittikten sonra eşiyle birlikte İstanbul'a dönerek Beyoğlu Kız Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapar. Cephe ve cephe gerisinde kahramanca savaşan Asker Saime, savaştan sonra da kuvvetli bir fikir edebiyatçısı olarak İrfan ordusunda karanlığa karşı savaşmaya devam eder. Kendi deyimiyle o ve onun gibi tarihin sayfalarına adını yazdıranlar, sonsuza dek var olmak şerefine nail olmuşlardır. Ruhu şad, devri daim olsun.